Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Şimdi burada arkadaşlar özellikle neyden bahsedeceğiz? Ee, Jim Cramer'ın bir takım açıklamaları, piyasa içerisindeki radikal görüşler, özellikle burada Dogecoin CEO'sunun yaptığı zamanındaki belli başlı açıklamalar ve Elon Musk'ın açıklamaları şöyle genel bir değerlendirme videosu olacak. Jim Cramer yine yanıldı. Elon Musk Twitter'dan dalga geçti. Adı altındaki haber üzerinden konuşacağız. CNBC'nin ünlü TV finans programı Mad Money sunucusu Jim Cramer yatırım ürünleri üzerinde yaptığı yanlış çıkarımlarla tanınıyor. Cramer geçtiğimiz hafta yaşanan bankacılık krizinin ardından kripto para yatırımcıları için şu tavsiyeyi vermişti. Bitcoin hafif bir yükseliş gösterdiği an ben olsam elimdekileri satardım. Şubat ayındaki yükseliş son fırsattı. Bir daha olur mu bilemem diyor. Şimdi e, Jim Cramer arkadaşlar zaman zaman son vakitlerde farklı tepkiler gösterebiliyor. İlk olarak onu söyleyeyim. Yani zaman zaman bir iyi konuşuyor, zaman zaman bir kötü konuşuyor falan. Ama adamın hala art niyetli davrandığı da açık yani onu da söyleyeyim. Çünkü mesela Şubat'taki hareket doğrultusunda nasıl bir şey bekleyebilirsin? Yani neden düşsün? Piyasada bu tarz isimler var. Ee, geçmişte çok fazla oldu ama bunları hep söylüyorum. Yani yıldan yıla bunlar egale olmaya devam ediyor. Hatta önceden piyasada çok tanınan bir isim, Jordan Belfort, Wall Street kurdu, en büyük Bitcoin düşmanlarından biriydi. Ama artık günümüzde özellikle kripto paralarda büyük yatırımı olduğu da kendisiyle alakalı bilinen bir durum arkadaşlar ve piyasayı destekleyen isimlerden bir tanesi. Yani Piyasa düşmanları aslında yıldan yıla azalıyor. Ben bunu hep söylüyorum. Bunlar nereden çıkıyor? Şimdi adam kendisi bir yatırımcı, ekonomist, piyasaya giriyor ve piyasanın büyük bir tokadını yiyor arkadaşlar. Bu piyasanın tokadını yedikten sonra aslında bu tokadı egosuna yiyor. Devamında piyasayı kötülemeye başlıyor. Bizim Türklerden de var böyle kişiler. Ben adını vermeyeceğim. Yani çok tanınan isimler bunlar. Onu da söyleyeyim yani. Öyle epey tanınan isimler. E devamında bakıyor e piyasa sürekli yükseliyor. Yani sen kötü konuşsan ne olur konuşmasan ne olur. Senin dediğinle piyasada bir şey olacak hali yok ya. Tamam. Yani böyle bir durum var arkadaşlar. Bu şekilde geliyor. E yıldan yıla piyasa yükseliyor. Kendisi piyasaya giriyor. Tam olarak tanıdıktan sonra piyasada bir başarı yakalayınca burada e, Jordan Belfort'ta da olduğu gibi piyasayı sevmeye başladığı bir sezon açılıyor. Açık söyleyeyim Jim Cramer e, bir şaklabandır yani ben onu açık bir şekilde söyleyebilirim. Piyasa üzerinde sürekli şey gösteren böyle olumsuz etki göstermeye çalışan bir tiptir. E, bunları dinlediğiniz zaman zaten sıkıntı yaşayacaksınızdır arkadaşlar. Şimdi bir diğer mesele işte piyasa düştük aktı şöyle bir durum var. Bitcoin'i e, içsel olarak arkadaşlar anlayabilirsiniz ve altcoin'leri. Örneğin Bitcoin'in analizini yaparken... İki şey önemlidir. Bir, ben nereden alım yapacağım? Ben nereden satış yapacağım? Yani bunu e, bilmek çok önemlidir. İkincisi, bununla bağlantılı olarak Bitcoin nasıl hareket edebilir? Bunlar birbirleriyle bağlantılı sorulardır. Bir altcoin'de özellikle hareket gösterecekseniz... Bakınız, mesela farklı verileri değerlendirmeniz gerekir arkadaşlar. Bir, ben bu altcoin'de nasıl bir strateji belirleyeceğim? Yani... Benim bu altcoin'deki amacım ne? Ne kadar tutacağım? Tamam mı? Ne uzun vade yatırımı mı? Ayı boğa döngüsü mü? Trade işlemi mi? Bir ayı boğa döngüsünü ele aldığımız zaman mesela bu boğa sezonunda neyi tutabilirim? Katalizör neyse sermayemi mesela ona ağırlıklı yatırabilirim. E, kalan kısmını örneğin yine ayı boğa dengesinde iyi yükselecek. Bir önceki katalizör ve hala yatırım alan mesela Web3, yine spekülasyona açık ve yükseliş ibaresi sağlayan popüler miyim coinler gibi mesela burada tabii ben kendim için olanı sayıyorum farklı farklı kişilerden farklı görüşler olabilir onu da söyleyebilirim yani ilk önce bunu belirlemek lazım İkincisi bitcoin tarafındaki hareketler mesela örneğin bir altcoin nasıl analiz edilebilir bir şunu söyleyeyim her zaman arkadaşlar unutulmaması gereken bir husus Bitcoin dominansı her zaman çok ama çok önemlidir. Bakınız şu anda dominans resmen uçmuş durumda. Bak dominans resmen uçtu. Dominans uçtu ne demek? Bakın dominans geçtiğimiz vakitlerde hazirandan bu yana süre gelen en yüksek seviyelerde neredeyse bir senelik bir e, süreçten bahsediyoruz biz değil mi? Dolayısıyla altcoinlerin arkadaşlar BTC karşısındaki fiyatlanışı düşük olacaktır. BTC yürüdüğü süreçte bile altcoinler hafif yukarı hareket edebilecektir anca. Tabi BTC sert yukarı sert aşağı yaparsa bundan hatta altcoinler olumsuz etkilenecektir. 2. Şu anda mesela Bitcoin'de evet yükseliş ibareleri var. Bu neyden kaynaklı olarak karşımıza çıkıyor? Çünkü şu anda makroya bakıyoruz. Birbirlerine çok yakın ve sık tarihte olmak suretiyle ee, enflasyon verisi, Fed açıklaması, yeniden enflasyon verisi birbirlerine çok yakın durumdalar arkadaşlar. Ve aldığımız veriler gösteriyor ki makroda bunlar e, çalışacak. Yani neyden bahsediyorum? Tabii ben kısa kısa geçiyorum arkadaşlar burada. Tutup rapor mapor açıklamıyorum. Ee, burada karşımıza çıkıyor ki gelen veriler pozitif olacak. Fed'in faizdeki e, azaltma hususu işte beraberinde enflasyon verisi. Bunlar şu an düzgün çalışacak gibi duruyor genel olarak. Dediğim gibi detaya inmiyorum. Yani Bitcoin'de yükseliş bekleniyor vesaire. Aslında ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada hem makroyu çok iyi bilmek lazım piyasa analizi için hem de bak asıl önemli olan durumlardan biri hangi durumda nereden alım yapabilirim? Nereden satış yapabilirim? Hiçbir şey bilmeseniz bile bunu bilmeniz lazım. Tamam mı? Bunu bilmek lazım yani. Hiçbir şey bilmiyor musun? Ekonomiye dair bir bilgi yok bu sadece şunu bil hangi durumda nereden alım yapayım nereden satış yapayım bu kadar başka hiçbir şey değil mesela 19.9'lara düştü alım fırsatı dedik niye ya MA200'e düşmüş yani buradan kademeli alım yapılacak yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar buradan yapılması gerekiyor sadece bunu bildiğiniz takdirde emin olun piyasada hayatta kalırsınız yine nerelere girdim ben değil mi? Kramer'ın yorumunun ardından Bitcoin 27 bin dolara yükselen son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kriptoda yaşanan yükselişin ardından ünlü sunucu sosyal medyada bir kez daha gündeme oturdu. Ship topluluğunun kurucularından Billy Marcus, Twitter'dan alaylı bir şekilde Jim Cramer için e, Jim Cramer işini gayet iyi yapıyor dedi. E, şöyle bir durum var. Tabii ben o kadar anlattım arkadaşlar şey yaptım falan ama e, hiçbir şey bilmiyorsanız bile Jim Cramer'ı takip edip ne yorum yapıyorsa tam tersini yapın falan diyormuşum. Ee, Jim Cramer is good at you. Ee, Marcus'un tweetinde ünlü milyarder Elon Musk'tan yanıt geldi. Musk ship topluluk liderini doğrulayarak ship değil ya ship nereden çıktı? Nakamoto değil mi? Dogecoin topluluk lideri diyecekti. Ters Cramer'ın gücü çok büyük yanıtını verdi. Şimdi ee, bak bu arada şunu da söyleyeyim size, bu adamlar da yani e, Bill Markus falan filan, bunlar da bunun tam tersidir. Yani şeydir arkadaşlar bunlar. Böyle fut haberin tersini yayarlar. Böyle olur olmadık şeyler söylerler, tamam mı? Böyle enteresan enteresan. Mesela ne gibi? Bir ara şey dedi Bill Markus hatırlarsınız. Bitcoin yarın 100 bin dolar olacak. Hadi buyur. Yani. Bir de o zamanlar 15 bin dolarlarda falan geziyordu iğneli hareketlerle arkadaşlar. O kadar geri seviyelerdeyken bunu söyledi. E bu tarz haberler yayma, yaydığı olmuştu işte Dogecoin yarın 10 dolar olacak falan tarzında. Hatta Elon Musk da bunu doğrulamıştı. Dogecoin ciddi ciddi yükseldi yani sonrasında şaka yaptık falan yaptılar ama. Yani meme coin adı altında da şey yapıyorlar hani manipülasyon yapıyorlar. Onu da söyleyeyim yani. Bu arada Elon Musk Jim Cramer üzerinden çok fazla eleştiriyle e, vaktiyle piyasa içerisinde arkadaşlar e, piyasaya yani pozitif haberler çok fazla yaymıştır onu da söyleyeyim. Bununla alakalı da hareketler var. Biliyorsunuz Elon Musk da burada AGIX, Doge işte Bitcoin, Ethereum e, tarzındaki coinlere, Floki tarzındaki coinlere ne yapar? Pozitif yorumlarını sürekli dile getirir ve üzerinden Hadi kısmi manipülasyon yapar diyeyim arkadaşlar. E, durumlar böyle. Şimdi haricinde tabii Bitcoin maksimalistleri var. Bu konuyla alak ya asla şunu yapmayın. Yani Bitcoin maksimalizmi mantıklı bir şey değildir arkadaşlar. Gerçekten mantıklı bir şey değildir. Emin olun. Bitcoin piyasada evet e, şeydir yani demirbaştır. Hatta ben şunu savunuyorum. Yani yıllara yaymak suretiyle her ayı da toplamak işte yıllara yaymak bu mantıklıdır ya ben bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bitcoin'i, Ethereum'u falan. Ama diğer altcoin'lere niye yatırım yapmayasın? Neden yani? Böyle bir şey olabilir mi? Elon Musk'ın yorumu doğru. Bir ampulü değiştirmek için acaba kaç Bitcoin maksimalisti gerekir? Çok gerekir ben söyleyeyim yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle. Jim Cramer için yatırım fonu kuruldu. Bu arada şu da var. Yani bütün sermayeyi aynı alt altcoin'e dağıtmayın eğer o ethereum değilse. Çok sıkıntı yaşarsınız bak benden söylemesi. Jim Cramer için yatırım fonu kuruldu. Ünlü ekonomi programı sunucusu Jim Cramer daha önce birçok kez hatalı tahminlerde bulundu. Cramer'ın ününden esinlenen Tuttle Capital Management Mart ayının başında yeni bir yatırım fonu piyasaya sürdü. Ne yapacak bu fonla? Jim Cramer'ın söylediklerinin aksini yapıp kar mı elde edecek? Inverse Kramer Tracker ETF olarak adlandırılan yatırım fonu ünlü sunucunun verdiği tavsiyelerin tam tersi işlem yapıyor. Örnek verecek olursak Jim Kramer Bitcoin'lerin satılması gerektiğini belirtir fon Bitcoin alımı Bu arada gerçekten haberi, <laughs> haberi okumadım arkadaşlar affedersiniz. Haberi okumadım da adamlar ciddi ciddi Jim Cramer'ın şeyini yapmışlar ya. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.